Evet, 101 soruda LYS Matematik ileri seviyede devam ediyoruz sevgili öğrencilerimiz. Koray, binom sorusu var bir tane. Küp kök 2 eksi kök 5'in 10. kuvvetinin açılımındaki rasyonel terimlerin toplamı. Rasyonel terimleri toplayacağız ama öncelikle şunu bir hatırlatalım. Köklü bir ifadede ya da binom açılımında genel formül şuydu. N'in R'lisi A, ki burada birinci terimi ifade eder, üzeri N eksi R çarpı B üzeri R idi. Acaba ne yapmamız gerekiyor ki rasyonel terimleri bulalım? Şimdi hocam, ilk elemanıma bakıyorum. Ben 2 üzeri 1 bölü 3. Şimdi benim bunu rasyonel yapmam için ya 0. kuvvetini, ya 3. kuvvetini, 6. ya da 9. kuvvetini almam lazım. Yani üstü 3'ün katı olmak zorunda. Evet. Ama aynı esnada bunun üstü de çift sayı olmak zorunda ki bunu kurtarsın. O zaman şöyle başlayacağız bir kere. 10'un sıfırlısından başlayacağız. 10'un 10'lusuna kadar gideceğiz. Evet. Doğru mu? 10'un sıfırlısı dersek. 10'un sıfırlısı. Buna 10. kuvvet geliyor. 10 eksi 0'dan olmaz. 10'un birlisi 9 oluyor burası 10 eksi 1'den ama burası olabilir, 1 ama oluyor. Diğeri sağlamıyor. Olmaz. 10'un ikilisi 8. 10'un üçlüsü 7. 10'un dörtlüsü burası 6. Burası da 4. Evet, oldu. İlk terim bu. 10'un dörtlüsü küp kök 2 üzeri 10 eksi 4 yani 6. Eksi kök 5 üzeri 4. Artı 10'un beşlisi olmaz. 10'un altılısı olmaz. 10'un yedilisi dersek üstü 3 oluyor ama bu taraf 7. Sağlamıyor. 10'un 8'lisi, 10'un 9'lusu, 10'un 10'lusu oluyor. Neden? 10'un 10'lusu dersem kök 3'ün, yani küp kök 2'nin 0. kuvveti oluyor. Küp kök 2 üzeri 0 çarpı diğerinin de eksi kök 5'in de 10. kuvveti. Doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi 10'un 4'lüsünü hesaplayalım. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. 210. Bu 3 ile 6 sayısı 2 üzeri 2, 4. Bir kere artıya dönüşecek. Kök 5'in 4. kuvveti 5'in 2. kuvvetidir. 25. 100, 2100. Burası 2100. Yok, 21 bin. 21 bin, özür diliyorum. Hemen buraya hesaplayalım. 1, 1. Çift kuvvet, 5 pozitif üzeri 5. 5 üzeri 5, 625, 3125. Evet. 25 toplarsak 24125 aradığımız cevap olacaktır. Verilen ifade x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Koray, kağıdı alayım çünkü sanırım teker teker yapmak zorundayız. Bir kere ortadaki terim sabit terimdir demiş. Eğer x'lerin katsayıları eşitse, her ikisi de x ise ve çift sayıda yukarıda değer varsa. Yukarıda 8 olduğu için 9 tane terim oluşacak. Evet. Ve tam ortadaki terim 8'in 0'lısı, 8'in 1'lisi, 8'in 2'lisi, 8'in 3'lüsü, 8'in 4'lüsü çarpı 3x üzeri 4 eksi 2 bölü x üzeri 4 olacak. Yani çift x üzeri 4'ler var, birbirini götürecek. Dolayısıyla bu sabit terim. Evet. Doğru. Sabit terim 8'in 4'lüsü çarpı 6 üzeri 4'tür. Bu zaten değil mi? Sabit terim bu olacağını söyledik. Evet. 8'in 4'lüsü var. X'leri görmezden gelelim sabit olacağı için. 3 üzeri 4, 2 üzeri 4 çarparsan 6 üzeri 4. Bu da doğru. Katsayılar toplamı 1'dir. Katsayılar toplamı için x'e kaç yazmak gerekiyor? 1. 1 yazarsak 3 eksi 2. 1'in 8. kuvveti 1. Bu da doğru. Açılımında 9 terim vardır. Evet. En yüksek derece 8. En başında 8. söyledik zaten 9 terim bir var. Bir fazlası 9. Baştan ikinci terim ile sondan ikinci terimin katsayıları farklı işaretlidir. Baştan ikinci terim 8'in 0'lısı, 8'in 1'lisi. 3x üzeri 7. Şey yapalım mı hocam? Eksi 2 bölü x üzeri 1. Direkt zaten terimlerimiz aslında artı eksi artı eksi diye gidecek. Şimdi üstü çift veya tek olduğunda değişiyor ya bu. O yüzden o riske girmek istemedim. Bazen üstler yazmak çift gelecek, bazen eksiler gelecek. Bunu yazmak, sonucu terimi de bulmayı gösterelim. Bu eksi bu arada. Şimdi geliyoruz neye? Hoppa. Sondan ikinci. Sondan ikinci terim. Şimdi 8'in 8'lisi en son değil mi? Bir de 8'in 7'lisi olacak. Bakıyorum ki 3x üzeri 8 eksi 7 1. Eksi 2 bölü x üzeri 7. Her ikisinin de negatif olacağı buradan evet. gözüküyor. Yani o zaman da bu yanlış. Çünkü bize ne diyor? Farklı işaretlidir diyor. Tamam. Bunun sorumuzu. P ve Q önermelerinin değilleri sırasıyla P üssü ve Q üssü olmak üzere. Koşullu önermesi aşağıdakilerden hangisiyle denktir? Şimdi burada pek yapabileceğim bir şey yok. Ama burada yapabileceğim bir şeyler var. Nedir o? Bir kağıt alayım.
Şimdi iki farklı ifade var burada Koray. İki yoldan gidebilirim. Biliyorsun bunu veya'ya çevirdiğimde diğerinin değilini alacağım. Hı-hı. Bundan biz yapabilirim. Biz yine de bir yazalım bence onu ama. Peki. Neydi P ise Q? P'nin değil veya Q'ydu. P üssü veya Q'ydi. Buradan gidebiliriz. Ama ilk önce şurada bir şeyler var mı ona bakmak istiyorum. Dağılma özelliğiyle bir şey elde edebilir miyim? Bir bakmak istiyorum. Bakalım mı bir ona? Bakalım hocam. Şunu soldan dağıtırsam. P üssü ve P üssü veya Q ve P üssü. Pardon. Yok, P üssü. Bu zaten P üssü. Yine aynı şeye dönüyor aslında. Veya'ya dönüşmüş oldu sadece. Q ve P üssü. Pek bir şey elde edemedim. Evet. O zaman şu dediğime bakalım. Yani şu birincinin değerini alalım. Şunu veya'ya çevirelim. Hı. Ne olacaktır? P üssü ve Q ve P'nin değeri. Doğru mu? Evet. Veya şunu da önce yazalım. P üssü ve P üssü veya Q. Q. Bir şey fark ettin mi? P üssüler ortak. Ortak. O zaman şöyle yapalım Koray. Şu V'di ya. Şu değeri içeri dağıtırsak. P üssü V. Evet. Q'nun değeri. Q veya yok, Q'nun Q üssü veya P üssü veya P üssü V. P üssü müydü bu? Evet hocam, P üssü. P üssü veya Q. Koray, bir şey var burada ama görmesi biraz zor olabilir. Kağıdı şöyle ileri atayım. Bak, her ikisinde de P üssü var. Sonra V var. Sonra şu ifadeler var. Arada da veya. O zaman ben bunu P üssü V birinci veya ikinci olarak yazabilir miyim? Yazabiliriz. Burada da aradaki işaret veya değil mi? Hepsi bunlar veya. Da veya. O zaman kalkabilir parantezler. Yer değiştirebiliriz. Q üssü veya P üssü veya P üssü veya Q. Aha. Q üssü ile Q'nun birleşimi nedir? 1. 1'dir. Tüm veyalar gider. Burası 1 mi olur? P üssü ve 1. P üssü ve 1 neye denktir? P üssüne denk. P üssü 0 ise sonuç 0. 1 ise 1. O zaman cevap P üssü olacaktır arkadaşlar. O da E şıkkında. Ben karışık gelenler için bir yol söylemek istiyorum. Biraz uzun bir metottur ama. Yok, 1-0 vermek mi diyeceksin? Evet, ama tüm ihtimalleri denemesi, denemesi gerekecek. Doğru, ama deneyebilir yani. Sonuçta bu soruyu yapabilecek çocuk. Oradaki çözüm çok karışık değil mi? Evet. Çözüm karışık olduğu için çocukların gerçekten de birçoğu bunun içinden çıkamayabilir. Bunun yerine 1-1, 1-0, 0-1, 0-0. Dördünü de denersiniz. Dördünde de sağlayan hangisi ise, evet, P onu neyse cevapta zaten direkt P üssü, evet, oluyor otomatikman. Yeter ki yapsın soruyu. Ama işte 4 defa denemek tabii, ama ne hayır, diyorum? Yapamamasından iyidir hocam. Doğru. Boş bırakmak. Bir de diğer kapsa şekilde de aslında çok vakit alıyor. Hani kolay da kısa sürede de gelmiyor değil mi soru? Evet. Yani tamam, ben 1 dakika falan çözdüm ama normalde bir öğrencinin çözmesi daha uzun sürebilir. Şu kırmızıyı kapatsam ucu bitmesin. Evet. Bir de bir elektrik devresi var. Sırasıyla diyor ki hangisiyle ifade edilebilir? Eskiden çok sık karşılaşırdık bunlarla ama artık o kadar sık karşılaşmıyoruz. Adım adım gidelim. İlk önce birincisi, şu ikisi V mi olacak aralarında veya mı? Veya olacak. Veya, çünkü elektrik buradan gider veya buradan gider. Evet. Böyle bir mantık vardır. Paralel bağlantı vardır. Olayda P veya R var. P veya R. P yani başlangıcımız o olacak. Elendi. Şu ikisinden birisi. Gelelim buna. Şu üç tanesi veya ile bağlanacak. P üssü, R üssü P. P üssü, R üssü P olabilir. P üssü, R üssü P olabilir. Ondan sonra bir seri V var. Evet. Ve R olacak. Ve R üssü demiş bu. Bu gitti. Ve R dediği için bu seri. Sonra P üssü bunlara paralel olduğu için tekrardan veya var. Elektrik devresi olursa veya olanlar paralel, V olanlar seri bağlıdır. Ben uzun zamandır böyle bir soruya rastlamamıştım hocam. Çok nadiren rastlıyoruz. Zaten bir ara kaldırıldı elektrik devreleri. Sonra tekrardan her ne kadar kaldırılsa da getirildi vesaire. P ve Q önermelerinin değerleri sırasıyla P üssü, Q üssü olmak üzere. Önermesinin karşıtı. Şimdi P ise Q. Bunun karşıtı nedir? Tam tersi değil mi? Q'nun... Q ise P. Evet. Tersi nedir? P ise Q'nun. Eğili. P üssü ise Q üssü. Ha, onu diyorsunuz. Ben şimdi, alttakini soruyorsunuz. Yok. Bunun karşıtı bu. Tersi bu. Evet. Karşıt tersi. Tam tersi. Q'nun değili ise P'nin değili.
Bir önerme daima karşıt tersine denktir. Yani bu önerme doğruysa karşıt tersi de doğru. Hı hı. Bu önerme yanlışsa karşıt tersi de yanlış. Tersleri veya karşıtları ile ilgili böyle bir yorum yapmıyoruz. Bu aklımızda. Şimdi bunun karşıtı dediği için ben ikisini yer değiştireceğim sadece. Değiştirelim. Q ise, pardon, ve P üssü ise şu mu? P ise Q üssü. Şimdi Koray, adım adım gideceğim. İse varken, pardon. Değil yazdık. Yok, yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Q ve P'nin değili. Parantezin değili. P ise Q neye eşitti arkadaşlar? Şuna denkti. P üssü veya Q'ya. O yüzden birincinin değilini aldık. Veya ikinci diyeceğim. Hı hı. Şunu da açsaydık aslında. Şunu dağıtalım. Q üssü veya P. Doğru mu? Evet. Veya bunu da açalım senin dediğin gibi. P üssü veya Q üssü mü olacaktır? Evet. Şimdi parantezler gider değil mi artık? P veya P üssü yok mu? Var. P veya P üssü 1'dir. Veya olduğu için artık sonuç kesinlikle 1. Yani bir tautoloji var burada arkadaşlar. Evet. X ln sin kare t'ye eşitmiş. Y ln cos küp t. Buna göre x ile y arasındaki bağıntı. Ya hocam sin kare t var, cos küp t var. Sin kare t ile cos kare t'nin toplamı kaçtır? 1. Muhtemelen onunla benzetmeye çalışacağız. Peki şurada gizli bir tane e mi var? Evet. Yazalım bir e üzeri x. Sin kare t eşittir e üzeri x. Cos küp t eşittir e üzeri y. Şimdi bunu ikinci dereceye çevirmemiz lazım. Şöyle, her iki tarafın üstünü 2 bölü 3 ile çarpalım. Evet. Cos kare t eşittir e üzeri 2y bölü 3 olur. Hı hı. E üzeri y bu arada. Tamam. Bu ikisini toplamıyoruz. Bunları topladığımda zaten 1 olacak. E üzeri x artı e üzeri 2y bölü 3 eşittir 1. Bu da eşit. Peki. Oba. Eş pi bölü 4. X yerine pi bölü 4 mü yazmamızı istiyor? Evet. Türev yok. Direkt pi bölü 4 yazacağız. Bir kere kotanjant pi bölü 4 1'dir. Bu arada şu 2 taban, şu 3 ise kökün derecesi. Değil mi? Hı hı. Kotanjant 45 1'dir. Peki kök 2 bölü 2. Değil mi? Evet. 3 kere 2 6. Şöyle. Şu hale geldi. Kök 2 bölü 2'nin 1 bölü 6. kuvveti. Kök 2 bölü 2. Şöyle yapalım mı? 2 üzeri 1 bölü 2. 2 üzeri 1. 2 üzeri eksi 1 bölü 2 midir burası Koray? Evet hocam. 3 kere 2 6. 6. 2 üzeri eksi 1 bölü 2 mi? Evet. Yani 2 üzeri eksi 1 bölü 12. 12. Şurası. Logaritma 2 tabanı da 2 üzeri eksi 1 bölü 12 olursa şu başa gelir. Eksi 1 bölü 12 olur cevap. A ve B sıfırdan farklı pozitif gerçel sayı. Birden farklı. Pardon, birden farklı pozitif gerçel sayı var. A tabanında ve ıvır zıvır verilmiş. Buna göre kaç tanesi her zaman doğrudur diyor. Koray, logaritma A artı B logaritma A çarpı B'ye eşittir değil mi? Evet. Hatta şu logaritma A çarpı B'ye eşittir. Şunun da bilgisi yok. Aslında A eşittir B olduğu zaman ama bu her şart zaman sağlanır için, ama her zaman dediği için alamıyoruz bunu. A eşittir B olduğu zaman sağlanıyor mu bu? Bilmem, öyle dedim ama inşallah öyledir. 3 3 sağlanmaz. Log 3 artı 3 log 6 oluyor. Ha, pardon, 2 ile 2'yi düşünüp A eşittir B dedim de 2 ve 2 olduğunda sağlıyor. Ha, 2 ve 2 olduğunda doğru, 2 ve 2 olduğunda sağlar ama her zaman sağlamıyor, evet. Sonuçta bunu gönderdik. Logaritma A tabanında B 1 bölü logaritma B tabanında A. Bu sağlar çünkü bu zaten logaritmaya ait bir özellik, taban, hı-hı, değiştirme. A B B A, hayır bununla alakası yok, öyle değil mi? Şimdi Koray, şöyle bir özellik var biliyor musun? Logaritma, ha bu arada kök A burada taban, kök B iç. Tamam. Kök A tabanında kök B. Aslında logaritma A tabanında B'ye eşittir biliyor musun? Her ikisinin birden karesini alabilirsin. Ya da ikisinin de işte dereceleri 1 bölü 2 falan. 1 bölü 2'ler birbirini götürecek. Evet. Yok, şunu demek istiyorum sana. Mesela logaritma 2 tabanında 3. Logaritma 4 tabanında 9'a eşit oluyor. Dikkat et. Ya da logaritma 8 tabanında 27'ye eşit oluyor. Aynı dereceden. Sürekli kuvvetlerini alırsan genişletebiliyorsun. Tamam. Ben bununla uğraşmak yerine A tabanında B diyorum ona. O zaman A üzeri logaritma A tabanında B yine logaritmanın özelliği gereği B'ye eşit değil midir? O zaman bu da doğru. Dolayısıyla doğru. İki tanesi doğrudur arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş ÖTF'ye geliyoruz herhalde.
F birim fonksiyon demiş. Birim fonksiyon ne demektir? Fx eşittir x. İçi dışı bir fonksiyon diyoruz. İçeride ne varsa dışarıda da o var. Yani içeride bu mu var? Dışarıdaki de buna eşit olması gerekiyor. Kısacası gx artı 2 pardon x kare artı x. O zaman gx neye eşit olacak? X kare artı x eksi 2. Peki. Gx eğrisinin bulduk zaten. X eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık. Tamam. Yani bunun köklerini bul diyor bana. Artı 2 eksi 1'den. Eksi 2 ile 1. Eksi 2, 1. Kestiği noktalar arasındaki parabol uzaklık. Parabol zaten aynı zamanda bu. 3 birimdir. Parabolün x eksenini kestiği noktaları buldum. Yani denklemin kökleri. Evet. Tamam. Oba. Ay böyle soruları hiç sevmiyorum. Hele böyle karnım aç geldi. Pozitif gerçel sayılarda tanımı f ve g fonksiyonları fx verilmiş, gx verilmiş. Birebir ve örtendir diyor bu fonksiyonlar. Pozitif gerçel sayılar. Pardon. Özür diliyorum. Yok, f birebir ve örtendir diyor. Ha bu şık. Bu doğru mu yanlış mı? Fx x'e eşitse bu zaten bildiğimiz şu doğru grafiğidir. Evet, birebir örtendir. Bu doğru. G örtendir. Hayır. Çünkü pozitif gerçel sayı... Yok bir dakika. Örtendir. Örten. Doğru. Pozitif gerçel sayılarda tanımı. Ben. Özür diliyorum. Pozitif gerçel sayılarda tanımı. Yani G, R artı da tanımı değil mi? Şimdi dikkat ederseniz x yerine değer yazdığınızda gene R artı değerlerini elde edeceksiniz. Başka bir değer elde edemeyeceksiniz. Hı-hı. Yani negatif sayılar yok zaten değer kümesinde. O zaman bu da örtendir diyoruz. Şöyle düşünebilirim. X karenin 1 olduğu, 2 olduğu, 3 olduğu, 4 olduğu böyle bu şekilde kök gidebilirim. Kök 7 olduğu, 1 evet. Bölü kök 11 olduğu her bir değer, değer var. Vardır. Pozitif gerçel sayı dediği için. G eksi 1, G'nin tersi de bir fonksiyondur diyor. Şimdi burada özellikle ben şurada belirteyim de aslında burada bir sıkıntı var. F de G de arkadaşlar R artıdan R artıya tanımlanmış diye söylenmesi gerekiyor. Pozitif gerçel sayılarda bir tanım kümesi var ama değer kümesi, görüntü kümesinin de aynı yer olduğunu belirtmemiz daha iyi olur. Peki diyor ki G eksi 1 yani G'nin tersi fonksiyondur. G'nin tersi Y eşittir X kare ise X eşittir kök Y oluyor. Evet. Kök bir fonksiyon X oluyor mudur? Tersi aslında. Eğer bu R'den R artıya tanımlı olsaydı tersi fonksiyon olmazdı. Çünkü birebir olmazdı. Atıyorum G eksi 3'te G 3'te 9'a giderdi. Biz geri döndüğümüzde 9 3'e mi gidecek eksi 3'e mi bunu düşünürdük değil mi? Hı hı. Ama R artıda olduğu için bu fonksiyonu 9'a götüren sadece 3 var zaten. Dolayısıyla 9'dan dönerken de 3'e dönecek. Öyle değil mi? Yani tersi de bunun birebir ve örten oluyor. Anladın mı? Doğru doğru. Yok ben daha farklı düşünüyordum da hocam. Dolayısıyla zaten şey diyecektim. Sağlıyor. Birebir ve örtense tersi de oldu hani var. G'nin birebir örten olduğunu söylemedi ki. Yok yok biz kendimiz bulabiliyoruz. Ha biz buluyoruz işte. Evet. Şu anda birebir örten olduğunu açıklıyorum ben zaten. Birebir örten olduğu için tersi bir fonksiyon. Evet. Goff bileşke fonksiyonu tektir. Şimdi tek fonksiyon f(x) eşittir eksi f(x) olduğu. G f(x) g(x) gördüğün yere x yazacaksın gene. X kare mi oluyor bileşkeleri? Bu çift fonksiyon zaten gözüküyor değil mi? Hı hı. Bir fonksiyonda üst dereceler çiftse çift fonksiyondur. O zaman 1, 2, 3 doğru diyoruz.